Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda Demir'den. Bugün Serdar Aktolga ile birlikteyiz ve birlikte güzel bir antrenman ve söyleşi yapacağız. Merhaba Eda'cığım. Teşekkür ederim güzel davetin için. Ben de seninle beraber olmaktan, kanalına konuk olmaktan çok memnunum. O zaman ben de sorulara yavaştan geçiyorum. Biliyorsunuz Instagram üzerinden sizlerle beraber güzel bir soru başlığı açmıştım ve sizler de sorularınızı sordunuz. Hatta bunu 3 gün boyunca yaptım ve çok ilginç sorularla karşılaştım. Şimdi Serdar Hocama bunları tek tek soracağım. Bakalım ne tip cevaplar alacağız? Ben de meraktayım açıkçası ve başlıyorum hocam. Omuz genişliği genetik midir? Tabii ki kemik yapısına göre genetiktir. Ondan sonra kemik yapısı dar olan insan vardır, geniş olan insan vardır. Dar olan insanlar tabii ki çalışarak belirli bir adale kütlesi kazandıktan sonra kendi genetiklerine göre bu açığı kapatabilirler ama genellikle omuz genişliği evet genetiktir. Kanda yüksek kreatin varken kreatin kullanmak sakıncalı mıdır? Tabii ki böbreğe ekstradan yük bindireceği için eğer kreatin seviyesi kan testlerinde yüksek çıkıyorsa kreatin kullanmasına da uzun bir süre ara verilmelidir. Hatta protein alımı da belirli bir limitte tutulmalıdır. Peki kan analizindeki kreatinle supplement olan kreatin arasında bir fark var mı? Tabii ki var. Direkt onu etkileyen bir şey değil. Ancak kan testi çıkan kreatin kanda böbreklerden protein kaçağı olduğunu gösterir. Bu sebeple kreatinin yüksek çıkar. Kreatin monohidrat kullanıyorum diye kan seviyesindeki kreatin seviyesini yüksek tutar ama bu yanıltıcı olabilir. Yine de normal yorgun bir böbrekse protein kullanımından ya da yılların vermiş olduğu sebeplerden, kalıtımsal özelliklerden dolayı böbrek yorgunsa protein kaçağı olur. Bunda da kreatinin yüksek gözükür normal olarak. İkisinin arasındaki bağlantı budur. Egosu olmayan nadir bir sporcusunuz. Bunun sırrı nedir? Aslında tamamen karakterin, background'un ve eğitimin dolu olduğundan dolayı şey yapan. Egosuz değilim. Tabii ki egom var. Her insanın egosu vardır. Olmalıdır da zaten. Ama ne kadar olduğunda, ne kadar kaliteli olduğunda, ne kadar tadında olduğunda olduğuyla ilgilidir. Tadında bir ego bence kadına da erkeğe de, kendi yetiştirmiş, yetişkin bir kadına da erkeğe de çok yakışır. Ama tadında bir ego olmalı bu. İnsanlara zarar verecek, çevreye zarar verecek ölçülerdeyse ve durumdaysa insanın kendisini rezil etmesinden başka hiçbir amaca hizmet etmez. Yani birçok genç sporcuya yardımcı oluyorsunuz, destek evet. oluyorsunuz bu anlamda. Bilgileri paylaşıyorsunuz, bu çok önemli bir şey. Evet. Tırnak içinde tabii ücretsiz olarak destek oluyorum. Benim sadece uzaktan eğitimle ilgili bir ücret talebim oldu insanlardan ama onun dışında hatta şu anda uzaktan eğitim veren, bu işi yapan ya da bir sürü title kazanmış birçok sporcu zaten benim tezgahımdan geçti. Bilgiler bende kalmasın. Ben sadece sporcuların parasını almam. Yani sporcuysa, yarışmaya hazırlanıyorsa, Türkiye şampiyonusu, dünya şampiyonusu olsun onlardan bir yarışma hazırlığı için bir talep etmem. Zaten bu konuda bir isteğim de yok. Yoksa Serdar Aktolga team de kurabilirdim, bilmem ne de yapabilirdim ama normal insanlara sağlıklı bir koç olabilme isteğindeyim şu anda. Yarışmacılarla, yarışmacılı arkadaşlarımla ilgilenen bir sürü koç var, iyi ya da kötü. Evet. Onlar ilgileniyor ama ben yarışmacı hazırlamayı düşünmüyorum. Ha, yarışmacı hazırlamayı düşünürüm, ya bana çok yakındır, yardımcı olurum. Ya da gerçekten profesyonel bir vücut geliştirme sporcusunun yarışmayı hazırlarım. Yani isim saymaya gerek yok, ülkemizde çok fazla yok ama profesyonel bir sporcuyu yarışmayı hazırlamak benim için keyifli olur. Özgüven kırıcı şeyler yaşadınız mı? Yaşadıysanız yeniden motive olmanızı sağlayan duygu neydi? Hiçbir zaman böyle bir yıkım yaşamadım. Asla yedirgiye tahammül eden bir yapım yoktur. Mücadele etmişimdir. Bu hayatla da ilgili, müsabaklıkla ilgili de böyledir. Hatta bunun çok güzel bir örneğini şöyle söyleyeyim sana. Bir federasyonda 4 kere üst üste 2 oldum 6 ay arayla. 4 kere yarıştım. Şampiyon olmak için her şeyimi verdim. Dördünde de 2 oldum. Durmadan 2 olduktan sonra vites yükseltip tekrardan aynı konsantrasyonu yakalayıp bir yarışmaya hazırlanmak çok zordur bir sporcu için. Evet. Bu sefer olacak, bu sefer olacak diye olduğundan kötü bir duruma da düşebilirsin. Ben hep katlanarak iyi bir formda çıktığım yarışmalarda hep 2 oldum. Buradan da dedim ki lan helal olsun hani ve etrafımdan da takdir aldım. Kendimi de takdir ettim. Yılmamam mücadele. Bir olamadım o federasyonda.
Ama hala ümit var ya, bakarsın bir gün yine o eksik şeyi, parçayı da tamamlarım. Kesinlikle belli olmaz benim hocam. İçin. Teşekkür ederim. Serdar Aktolga'nın biliyorsunuz 50 yaşında dünya şampiyonu olmak gibi bir hedefi var. Yarışmak gibi hedefim var. %100 böyle girelim yarışmaya demiyorum ama kafamın içinde bu ateş her zaman yanıyor. Evet. Ama malum zaten bu virüs sebebiyle yollar kapalı, imkanlar kısıtlı. Hani bir yarışmaya hazırlanıp birçok arkadaşımızın başına geldi bu. Yarışmaya hazırlanıyorlar. Bir hafta kala, 10 gün kala COVID-19'da pozitif çıkıyor testleri ve bütün hazırlıklı aşamaları boşa gidiyor. Evet. Ben böyle bir şey yaşamak istemediğim için bu olayların, virüsün biraz daha böyle insancıl ve hayatı kullanılabilir bir hale geldikten sonra bu tip bir hedef koymayı düşünüyorum. Ağırlık antrenmanları sırasında vazgeçemediği süper setler var mı? Birkaç tane örnek verebilirsiniz. Süper set benim sevmediğim bir sistem. Evet. Sadece şu şekilde kullandığım olur. Bu yine old school bir antrenman prensibi bence. İşte bench press, bench fly, dörder set yapardım. Sonra incline barbell press'te cable crossover'ı süper set yapardım. Dört set göğüs antrenmanı tamamlardım. Süper seti kullandığım tek yer orasıdır. Favori göğüs antrenmanlarımdan biriydi 2000'li yılların başında. Bir takipçim de kolunuzun kaç santimetre olduğunu sormuş. Ben bunu araştırdım. Evet. 51'miş. Yani en iyi 2013'te sıcak santimetre olarak 51 santim ölçtüm. Onun dışında en büyük ölçü, soğuk olarak ölçtüğüm zaman da 50 santimdir, 49'dur vardı, 49,5'dur. Hocam en sevdiğiniz cheat meal? Sushi. Sushi'yi sevmeyen yoktur bence vücut geliştirme camiasında. Bilmiyorum. Pirinç. Yani kimin neyi sevdiğini de çok fazla umurumda değil yani. Ben sushiciyim. Ben de öyle. Bir gün sushi yiyeceğiz demek ki. İnşallah. Spora hiç ara verdiniz mi hocam? Verdiyseniz ne kadar zamanda toparladınız? Spora hiçbir ara vermedim askerlik dışında 33 yıldır. Ara verdiğim tek zaman bu son 7 aylık zaman dilimiydi. İşte herkes de bildiği gibi fıtık ameliyatı oldum, kasık fıtığı. Evet, bu sebepten dolayı da 6,5-7 ay civarı antrenman yapamadım. Ama 3-4 haftadır salona gidip artık egzersiz yapıyorum, düzgün besleniyorum. Vücudumu belirli bir forma sokmak için hareketler şeyde bulunuyorum, girişimlerde bulunuyorum. Güç kazanmak için nasıl antrenman yapmamız gerekir? Güç kazanmak için öncelikle sabırlı olmak gerekir, iyi beslenmek gerekir. Yapmış olduğumuz hareketler bileşik egzersizler olmalı ve her set kilo arttırımına gidilmeli. Her set gerekirse not alınmalı. İşte bench press yapalım mesela, özel verelim. 60 kilo 12 tekrar, 70 kilo 10 tekrar, 80 kilo 8 tekrar, ondan sonra 90 kilo 6 tekrar, 100 kilo 4 tekrar şeklinde yapmalı. Bastığınız kiloları yazmalısınız. Daha sonra bir sonraki antrenmanda da o yazdığınız kilolarla challenge yapmalısınız. Ve şöyle bir şey var, hep 10'ar kilo artıralım, 5'er kilo artıralım diyor ama salonda 1.25 kilolar, 2.5 kilolar da var. Onlar da siz kullanın diye yapılmış. Yani orada süs olsun diye durmuyorlar. Bazı arkadaşlar direkt böyle sakatlıkların birçoğu da bundan kaynaklanıyor. İşte sırf böyle hemen gidip böyle 10'ar kilo arttıralım, 20'şer kilo arttıralım, 40'ar kilo arttıralım gibi böyle bir hareketlerde bulunuyorlar. Tabii bu kas yırtıklarına ya da kopmalarına sebep olacak bir hareket. 1.25'leri de takabilirsiniz. O da sizin adenize belirli bir direnç getirecektir. Bu şekilde davranmalarını tavsiye ederim sakatlanmalar için. Ama güç oluşturmak için evet, yüksek bir tekrardan hafif 4 tekrara kadar, 6 tekrara kadar kilo artırımıyla gidip sabırlı bir şekilde bu antrenmanı devam ettirebilmek adelelerdeki güç performansını arttırır. Hocam kadınlarda kas gelişimi erkeklere nazaran nasıl gerçekleşir? Nasıl bir hızda gerçekleşir? Normal olarak aradaki çok büyük bir belirgin bir fark var, testosteron hormonu. Kadınlarda testosteron hormonu erkeklere göre çok çok az olduğu için, dualarında bu olmadığı için kas kazanımı da aralarında bir uçurum derecesinde farklı seyreder. Daha zor diyebilir miyiz? Ya daha zordan daha da zor yani. Çünkü fizyolojik olarak kadınlar erkek kadar gelişmeye yatkın değiller. Ama şimdi diyeceksin ki işte Iris Kyle var, işte Miss Olympia fizik bodybuilder. Ondan sonra işte zamanında Linda Murray vardı. Ondan sonra Kim Chizevski vardı. Yani bunları biz geçemeyiz yani. Ben falan değil yani, bayağı ciddi çok iyi böyle dünya şampiyonu vücutçu Ruslar falan da geçemez yani. Almanlar da geçemez bu kadın vücutçuları. Ama onlar zaten DNA'larını değiştirmiş gibi, fizyolojilerini değiştirmiş gibi. Yani kullanmış olduğu farmakolojikler ve genetik yapılarının inanılmaz üstün olmasıyla
ortaya çıkan fizikler bunlar. Evet. Ama ben kadın vücut geliştirme sporcularına da çok saygı duyuyorum. Birçok arkadaşım da var yurt dışında. Ondan sonra onların bakış açılarını, onların kendilerine olan özgüvenlerini, savaşlarını hep zaman takdirle karşılamışımdır. Omuzunuz için 25 set yapıyormuşsunuz, doğru mu hocam? Sadece omuz için değil, dönemine göre değişir. Ben hep diyorum 35 dakika antrenman, 40 dakika diye. Ama insanlar bunu sanki 35 dakikada antrenman oluyor, biz o kadar da ısınıyoruz, üstümüzü değiştiriyoruz falan diyorlar. Ben de bunu birçok videoda gidip profesyonel sporcuya antrenman yaptırıp 20-25 dakikada adellerini tatmin edecek antrenmanları yaptırdım. Bunda aslında 35 dakika dememdeki sebep çok speküle oldu internette. Tabii ki herkesin IQ seviyesi belirli bir seviyede olmadığı için bunu benim hangi anlamda söylediğimi anlamayıp bunu egzajere eden birçok arkadaş oldu. Evet. Ama dediğim gibi ben anlatmak istediğim nokta o. Olabildiğince çabuk yapın demek 35 dakika. Evet. 38 dakika olsa ne olur yani, katabolik mi olacaksın? Ama insanlar anladın mı, bir şey yakalayıp Serdar Aktolga böyle dedi işte, burada bir hata yaptı, yakalayalım onu işte, ezelim, aşağı çekelim falan filan. Arkadaşlar böyle bir şey zaten mümkün değil, beni aşağı falan çekemezsiniz hani. Onu rüyanızda görün ama demek istediğim şeyleri bari algılayın da bari işinize yarasın. Bu hem sporcu safhası hem hoca safhası olan birçok arkadaş için sizden rica ediyorum. Biraz daha algılayın, belki siz de bir şeyler öğrenirsiniz. Ya yıllardır öğretiyorum artık, algılayın diye yaşım ilerledikçe daha net konuşmaya başladım. 35 dakikanın sırrı şudur, olabildiğince çabuk bitirin. Bir birey egzersizi yanlış yapıyorsa, evet, yine de o bölge çalışıyor mudur? Bunu soran arkadaşı tebrik ediyorum seyredecekse. Ya bu işin bir ortası yok. Çok garip. Diyeceksin ki nasıl? Ya şimdi bazı egzersiz yapan profesyonel sporculara bakıyorsun, müthiş nizam yapıyorlar yani böyle. Sektirmiyorlar hani. Evet. O kadar güzel yapıyorlar hareketi. Ama bakıyorsun başka bir vücutçuya, ya ne full range, ne yarım, hareketin anasını ağlatıyor ama goril gibi herif yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bunun bir ortası yok. Ben de kestiremedim. Hareketleri full range yaptığım zaman ya da yarım yaptığım zaman ya da salla partiyi yaptığım zaman da adele bir gelişim sağlıyor. Hemen işte bunu şeyde yapmayın işte. Kardeşim ilaç alıyorlar, gelişiyorlar, şişiyorlar falan gibi değil bu. Burada antrenman yapış tarzından, antrenmana konsantre oluş tarzından bahsediyoruz insanların. Demek istediğim ki mesela Branch Warren diye bir adam var, Johnny, evet, Jackson var. Bunlar Texas'ta yaşayan iki tane hardcore vücut geliştirme sporcusu. Yani her hareketi yarım yapıyorlar. Ama inanılmaz ağır kilolar kullanıyorlar. Sallayıyorlar, vücut cheating yapıyor, humbur lumbur, lumbur lumbur idman yapıyorlar. İnanılmazlar yani. Ama geliyorsun, inanılmaz düzgün antrenman yapan adamlar var. Onlar da gelişiyor. Hangisi doğru dersen, ben hareketlerin düzgün icra edilmesinden yanayım. Kesinlikle. Neden vücut geliştirme? Neden vücut geliştirme? Vücut geliştirme benim yaşam tarzım. Vücut geliştirme disiplin, kendine saygı, kendinle olan mücadelenin zirvesi. Müthiş bir şey. O yüzden vücut geliştirme. Ben vücut geliştirme sporuna nasıl başladım hikayesini herkes biliyor. Adnan Sarı görüp bir erkek böyle görünmeli deyip başladım. Bu hikayeyi zaten biliyor. Ben de hocamı her zaman anmak, her zaman vefa göstermek amacıyla zaten anıyorum, bu şekilde konuşuyorum. Her zaman bakımlısın, her zaman aktifsin. Yani çok zihinsel olarak insanın kafası çok güzel meşgul ediyor öğrendikten sonra. Müthiş bir bilim dalı olarak görüyorum vücut geliştirmeyi. İşte böyle bazı gerizekalılar konuşuyor ya böyle işte, vücut geliştirmeler et kafadır, vücut geliştirmeliler aptaldır, evet, vücut geliştirmeliler morondur, kafası çalışmaz falan gibi. Tam aksine vücut geliştirme sporcuları çok zekidir. Evet. Çok zekidir, zeki olmak zorundadır. O yüzden vücut geliştirme. Fazla karbonhidrat almadan natural büyüme yapılabilir mi? Carbopure'lar var biliyorsunuz hocam. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir ürün kullanılabilir mi? Bu kişinin o anki yağ oranına göre, vücutsal görünümüne göre yönlendirilecek bir konu. İlla karbonhidrat yüksek yenici, ben yüksek karbonhidrat savunan bir sporcuyum. Ama her zaman bu değerlendirmem kişinin vücut tipine göre değişmiştir. Farmakolojik olan birisine göre farklı, şişko birisine göre farklı, orta sedanter birine göre farklı, bir bayana göre farklı. Ben kesinlikle altı bir şey söylediğim zaman bu ayet değildir kardeşim, kesinlikle böyle olacak diye. Bunun hep diyorum bunu, bunu başka videolarda da söyledim. Ben bir lafı söylediysem onun 5 tane de başka okları var ayrılan. Hepsi böyle ayrı bir seminer konusu zaten. Hepsi hakkında dakikalarca konuşabilirim. Ama kısa videolarda, kısa sorulara bu şekilde cevap veriyorum. Bunlar da bazen kafası çalışmayan insanlar hakkında
aklında böyle soru işareti yaratıyor. Halbuki ya bu adam konuşuyorsa dakika olarak böyle lap diye bize bunu böyle söyleyip empoze etmeye çalışmadığını artık insanların öğrenmesi lazım. Ama... Hocam bir birey kas geliştirmeye kaç yaşında başlamalı? Bunu şu yüzden soruyorum. Boy uzamasını engel teşkil etmemesi açısından. Boyunuz uzayacağı varsa vücut geliştirme yaparak, fitness yaparak uzama şansını daha çok arttırırsınız. Çünkü iyi besleneceksiniz, kendinize daha çok bakacaksınız. Uzama şansı varsa daha çok bu şansınız yükselecektir. Boy uzamasını engelleyici bir etkisi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Spor erken başlamak her zaman ileriki yıllar için avantaj getirir. Süt deriyi kalınlaştırır mı? Artık son noktayı koyun, ne olur hocam? Bu konuda iki cevabım. Yediğiniz her şey deriyi kalınlaştırır, fazla yediniz, fazla tükettiniz. Süt de günde bir litre içersen deriyi kalınlaştırma bir şey. Bu deri kalınlaştırma işi bir kere şu, yağlanıyorsunuz. Evet. Mesela bana diyor ki öğrenciler, vücudumdaki suyu atamıyorum. Ulan bir bakıyorum su değil ki, o yağ zaten. Bayağı manda derisi gibi derim var senin. Zaten hani sen sütü kessen ne olur, ineği kessen ne olur, anlatabiliyor muyum? Yani insan baktığı zaman bir öz eleştiri yapabilmeli kendine. Vücudunda çok az ödem var diyor. Bakıyorum bayağı şişmansın sen dostum yani, anlatabiliyor muyum? Yani formda bir vücut içinde bunu ayırıyorum. Ya yani şişmansan, vücudun yağlıysa bunun sütle alakası yok. Yediğin başka sebeplerle alakası var. Yani ya arkadaş yarışmacı seviyesinde süt ürünleri hakkında neyi soruyorum diyorsa, ben normal insanlar için cevabımı verdim, ilk cevabı. Bir yarışmacı sporcu bence form durumuna göre 30 gün kalaya kadar Nescafe'sinin içine bir çay kaşığı süt koysa, pilavının yanına yarım kaşık ev yapımı yoğurt koysa, bu onun formunu asla etkilemez. Evet, bir takipçimiz sormuş. Serdar Aktolga ile antrenman yapmak için ne yapmak gerekiyor? Mavi tik mi alalım veya işte nasıl bir yol izleyelim? Böyle bir şans çok zor ya. Zor yani. Evet. Yani çok mümkün değil. Yetişemem çünkü böyle bir şeye. Hani o kadar çok arkadaş yazıyor ki, hani antrenman yapabilir miyiz? Hocam biz sana gelelim. İşte Bursa'dan gelelim, Ankara'dan gelelim, Bodrum'dan gelelim. Gelelim yani. Ama işte iki ay sonra antrenman yapabilir miyiz? Hafta sonu İstanbul'da olacağım hocam, bir idman yapabilir miyiz? Ben bunların hepsini, zaten o kadar antrenman yapmıyorum ben. Yani bu internette gördüğünüzde işte sporcularla yaptığım antrenmanlar, sporcu kardeşlerim çok saygılı ve çok sevgili davranıyorlar. Ben de onların davetlerine icazet ediyorum, bu kadar. Ama hani benimle antrenman yapmak, birininkini kabul etsem öbürüne haksızlık olur. O yüzden doğru, mümkün değil. Hocam, genç sporculardan destek verdiğiniz, çalıştırdığınız kimler var? Kimse yok. Bunu ben dile bile getirmem. Tabii ki yarışmaları hazırladığım çok böyle düzgün gelen, çok saygılı gelen arkadaşlarım oluyor. Yarışmaya hazırlandığım şampiyon olanlar da oluyor, genç sporcular da oluyor. Evet. Ben yarışmaya hazırlayıp bir insanı belirli bir yere getirsem de, inanın ya, sadece beni doğum günümde, yılbaşında, bayramlarda falan böyle bir tane mesaj atarsa benim için vefalı olmuş olur. Geri kalan hikaye yani. IFBB Pro olmak için bir sporcu kaç yıl emek vermeli ortalama? Kendi kabiliyetine göre gelişir. Mesela bizim jenerasyon için bu bir 10-15 senelik bir emek sonucu ortaya çıkabilecek bir durumdu. Çünkü hiçbir şey bilmiyorduk. Ama şimdiki sporcular IFBB Pro olmamaları için gerçekten çok kabiliyetli olmaları lazım. Ya da gerçekten bu işi yeterince istemedikleri ortaya çıkar. Çünkü Amerika'da yılda 1200 tane IFBB Pro kart veriliyor. Mesela Amerika'ya gidip yarıştığınız zaman Türkiye'de profesyonel IFBB Pro olacak, hemen çabuk olacak birçok arkadaşımız var. Birçok genç sporcu var, kadın erkek. Tabii. Çünkü çok kolay bir şekilde orada Amerika'da zaten bu kartlar dağıtılıyor. NPC yarışmalarında filan. Her sitede aşağı yukarı IFBB Pro kart veriyorlar. Artık eskisi kadar IFBB Pro olmak o kadar zor değil. Şu anda ben bütün arkadaşlarımın bu ne kadar çok sayısı artarsa, ne kadar çok o ligin içine girmek için mücadele olan sporcu sayısı artarsa benim o kadar hoşuma gider. İnşallah işte mesela Furkan arkadaşımız aldı. Ondan sonra Furkan'ı tekrar tebrik Furkan ediyoruz. Furkan buradan tebrik ediyor. Çok seviyorum kardeşimi. Furkan'ın arkasından gelecek birçok insan olacak. Evet. Şüphem yok, kadın erkek. Sen de bunlardan bir tanesisin inşallah. Teşekkür ederim inşallah. Yani o zamanla bu zaman arasında kıyas yok yani. Yarışmak isteyen bir sporcu sizce ne kadar sürede hazır olabilir, podyuma çıkabilecek durumda olabilir? Benim kafamda bir adama soruyorsan, ben her yarışmaya girerim. Kendime objektif olurum. Aynaya bakarım. Ya ben gidecek durumdayım deyip ondan sonra her yarışmaya girerim.
Yarışmaya girmek ilk başlarda 3 olursun, 5 olursun ya da çıkıp 1 olan arkadaşlarımız var. Hatta hiç yarışmaya girmeyip girip direkt overall olan arkadaşlar var. Evet. Anladın mı? Senin vücudunun kalitesi, kapasitesi, çok başarılı olacak kızlar var, olamıyor. Çünkü gerçekten özellikle bayan kategorisinde destek veren hocalar çok bence etkisiz bu konuda. Evet hocam. Anladın mı? Kendilerinin dünyadan bir haberi olmadığı için kızlara da çok fazla bir şey yansıtamıyorlar. Aslında bu kategoride kadınları, kızları, kızlarımızı başarıya taşıyacak bir iki tane hoca ismi var. Ama herkes ayıp olur diye onların da ismini vermek istemem. Ama benim kafamda ilk kişi var yani gerçekten. Kadınları da çok güzel hazırlayacak, çok dengeli podyuma çıkarabilecek hoca arkadaşlarımız var. Ondan sonra ama gerek yok burada isimleri söylemeye. Ama dediğin sorunun net cevabı, ben olsam her yarışmaya girerim. Hı hı. Yarışmaya girdiğim zaman kendi vücudumu tanıma ve tecrübe artar. Kendi vücudumu tanımak büyük bir lükstür. Kendi vücudunu tanırsın, kendi tecrüben, kendi bakış açın gelişir. Beşinci yarışmada belki birinci olabilirsin. Evet. Belki 25 tane yarışma yapıp hayatın boyunca hiçbir zaman birinci olamayabilirsin. Yani böyle bir şey, yani ben yarışmaya gireceğim, şampiyon olacağım, illa over olacağım diye böyle bir kaprise, böyle bir tribe girmeye gerek yok. Bu büyük bir hata. Zaman su gibi akıp geçiyor. Evet. Bence podyuma çıkıp keyfini çıkarmak, endişelerden uzak kalmak. Mesela şöyle bir dünya yok. Ben yarışmaya bir gireceğim işte, fena gireceğim. Ya böyle, evet, bir şeye gerek yok yani. İşte bu kızların arasındaki dinamik erkeklerden daha da fena. İşte dedikodu, kıskançlık, yüze gülüp arkadan çamur atma filan. Ben bunların hepsini duyup dinlediğim için bu konuda önerim tamamen bisikleti bir kızlara egolarını bir tarafa bırakıp aslında dostça, kardeşçe gerçekten sarmaş dolaş olup yarışsalar, evet, birbirlerini geliştirmeye çalışsalar bence ortam çok daha güzelleşir. Yani bu işte vücut geliştirme işi ya da fitness işi ya da bikini fitness fark etmez. Bu ağırlık kaldırma işini yapıp yarışmalara giriyorsan tek başına kazanacağın hiçbir başarının, hiçbir şampiyonluğun tadı çıkmaz. Her zaman etrafında insan olanlar bu işten, sevdikleri olanlar insanların daha çok keyif alırlar şampiyonluklarından. Ben müthiş bir fiziğin ol. Yani her yarışmayı kazan ve kimsenin seni geçebilme şansı olmasın. Şey bir adam ol, suratsız bir adam ol, egolu bir adam ol ya da bir kadın ol. Anladın mı? Senin biriciliğin hiçbir paylaşamadıktan sonra hiçbir özelliği yok. Ne yapacaksın sen? Tek başına oturacaksın. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Hayat gibi, para gibi, sevgi gibi her şey paylaşılınca güzel. Kesinlikle. Sporculuk da o şekilde. Hani ben buradan kızlarımıza hani bir abileri olarak, bir hocaları olarak eğer kabul ederlerse, aralarında bu aptal şeyleri, diyalogları falan bırakıp düzgün bir şekilde yarışmalara hazırlansınlar. Yoksa çok daha başarılı olabilecek fiziklerimiz var. Bu sorunun cevabını bu şekilde veririm. Hocam, spor dışında bir işiniz ya da hobiniz var mıydı? Hala devam eden bir hobi var mı? Vücut geliştirme, fitness ve öğrencilerimden hiçbir şey zaman kalmadı hiçbir zaman. Yok. Her şeyim vücut geliştirme, fitness, bu kadar. Orta seviye sporcuların profesyonel lige geçişi döneminde neler yapılmalı? Geçiş dönemi diye bir şey yok. Direkt geçilir. Direkt geçilir yani. Yarışmada alacağın, girmiş olduğun takipçiliğin... Girersin, affetmeden alırsın dereceyi. Evet. Evet. Yani senin yapacağın hareketler, alacağın başarılar, title'lar sonunu belirler bu konuda. Değil mi? Evet, geçiş, çok doğru. Evet. Türkiye'de Mr. Olympia'ya katılmasını arzu ettiği yarışmacılar kimler? O sahnede izlemek istediği. Hepsi. Yani niye bir tanesini seçeyim ki? Genç olan sporcuların hepsini orada görmek isterim. Arkadaşım da olsa, aram kötü olsa, sevip sevmediğim, hoşlanıp hoşlanmadığım herkesin orada yarışması isterim. O yarışmacılık işi başka, karakter işi başka. Bir sporcuyu sevmem ama insan olarak sevmem, karakterini sevmem ama sportif olarak onu görüntüsünden çok keyif alabilirim ve onun başarılı olmasını isterim. Benim böyle bir bakış açım var. Yani kasisis bakıp beter olsun, 3 olsun, lanet olsun, sakatlanır inşallah diye böyle bir yaşayamam. Ben hep dediğim gibi bende kinli ve nefret duyguları barınmadığı için ondan sonra bu konuya böyle cevap veriyorum. Yani en sevmediğim adam bile inşallah bizi gidip bir sonraki olimpiyada temsil edebilir. Bugüne kadar yarışmalarda hiç hakkınızın yendiğini düşündünüz mü? Düşündüm. Genelde bu güzel bir soru. Benim hakkımın yendiğini düşündüm. Bu konuda o yabancı federasyonun başkanı bile evet haklısın, senin hakkın yendi dedi. Ama yarışmanın üstüne 2 hafta sonra, 3 hafta geçtikten sonra bir daha resimlere baktığım zaman ya o çocuk da kazanabilirmiş dedim. Anlatabiliyor muyum? Yani ben en ya klasik bu ne yani? İşte hakemimiz yoktu, yurt dışına gittik,
ezdiler bizi bilmem ne. Aslında bir olurdum ama işte altı oldum falan. Hani ben onlara katılmıyorum. Bir sporcu iyiyse, branşı ne olursa olsun eze eze bir olur kardeşim. Sen kötüysen üç olursun. Her federasyonda mı hocam? Ya, her federasyon için geçerli. Benim için hiç yani bir yarışmaya gideyim dört olayım benim burada hakkımı yediler demem. Demek ki o an için öyle seçmişler, anladın mı? Beğenmiyorsan çıkma. Ben hiç sevmiyorum o işi. Hakkımı yendiğini düşündüm. Ya ben burada nasıl bir olamadım dedim ya. Nasıl beni iki yaparlar? Ya dört kere işte iki oldum. Hepsini evet, olgunlukla karşılamadım. Bir tanesi de mesela inanılmaz sinirlendim. Buradan Murat kardeşimin kulaklarını çınlatayım. Ondan sonra acayip tepki verdim Murat'a. Ama podyumdan yeni inmiştim. Ondan sonra beni geçen Ukraynalılar inanılmaz şeydi böyle timsah yürüyüşü falan yapmadıkları kaldı hani. Bir de beni geçmek çok zevklidir. Ben şimdi popüler olduğum için domestik bir sporcu değilim yani. Yurt dışında beni geçen insanlar çok mutlu olur. Çok saygı gösterirler. Ama inanılmaz da bunun keyfini yaşarlar. Bu da beni biraz şey yapar böyle olurum ama hak etmişler demek ki benden daha iyilermiş. Geçmişler. Ben çok şey oluyorum. Aslında iki olurdum. Daha iyi olabilirdim. Bırak kardeşim bir dahaki sefer olursun işte yani. Hak gelme olayına inanmıyorum ben yarışmalarda. Herkes hakkını alır. İyiysen seni kimse durduramaz. Hiç kimse durduramaz. Senden nefret eden 10 tane hakemi oturt oraya. Ama inanılmaz formda çık. Yine onlar da sana bir vermek zorundadır. Vücut yağını azaltma ve kas kazanımı için antrenman ve beslenme sistemi nasıl olmalı? Ufak tefek birkaç tüyo alabilir miyiz? Beslenme, bir sporcu beslenmesi tarzına dönmeli. Evet. Vazgeçilmeyecek şekilde disiplinli ve iradeli olunmalı. Hı hı. Antrenmanda vücut tipine göre belirlenmeli. Kardiyo yapacağı süreç, ağırlık çalışmasının hangi günlerde, nasıl bir sistemde olacağı, yapılacağı belirlenmeli. Burada bıkmadan, usanmadan vücut yağlarından kurtulup kendini forma sokabilmek için mücadelesini insan vermeli. Bu konuda doğru yönlendirilmeli. Bu şekilde yağ kaybedebilir ve fizik ortaya çıkartabilir. Proteinin fazlası yağlanma yapar mı? Kaç gram kilo başı protein alınmalı? Bir sporcu kaç gram almalı ortalama? Ben diyetisyen hesabı yapmayı sevmiyorum. Kilo başı şu kadar protein falan diye. Genelde bunlar avuta çıkıyor. Diyetisyen arkadaşlara da saygısızlık oluyor. Ben diyetisyenlere saygı duyuyorum mesleklerine. O yüzden vücut geliştirme işi farklıdır. Evet. Aynaya bakıp doğru şekilde analiz edip objektif olarak bir gramaj belirlemeli insan bence. Bu şekilde. Doğal olarak yarışmak ve başarılı olmak mümkün mü? Belirli bir yere kadar mümkün. Tabii belirli bir yere kadar mümkün. Ama yani ben böyle şampiyon olacağım, dünya şampiyonu falan olacağım diyorsan hayal. Yani Türkiye'deki kadın yarışmacılar hakkında IFBB pro olabilecek isim var mı? Deminki sorunun aslında içinde bunun cevabı var. Evet. Ben var. Şimdi isim söylemem. Buradan bir sürü kardeşim var. Kimileri için demotive olacak bir durum sağlar. Kimilerinde fazla havaya sokabilir nacizane. O yüzden ben böyle bir isim verme taraftarı değilim. Ama böyle isimler var. Var tabii ki, var. Hı hı. Ama ben şeyden yanayım. Mesela kızlarımız şundan yana hedef koysun. IFBB Pro olma yönünde hedef koysun. Hedefler IFBB Elite Pro seviyesinde olmamalı bence. Hı hı. IFBB Elite Pro çok geçerli bir mevzu değil yani. Hocam neden Instagram'da kimseyi takip etmiyorsunuz? Instagram'da yaklaşık herhalde bir 9-10 senedir oradayım. Ama 2 senedir online coaching'e geçtim. Ondan sonra bunu yakın arkadaşlarıma zaten izah ettim. Tamamen stratejik bir olay. Ondan sonra kimseyi takip etmemek gibi bir lüksüm yok. Zaten girip bütün arkadaşlarımın sayfalarına girip inceliyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bakıyorum. Sadece bu stratejik bir olay. Orada bir kişi olmalı. O da Serdar Aktaş'la uzaktan eğitim olmalı. Direkt oradan bir geçiş olmalı. Evet. Bu anda. Yani açıkça söylemek gerekirse ben Instagram hesabımı bir sosyal hesap olarak değil, ticari hesap olarak kullanıyorum. Evet, evet. Ticari olarak kullandığım için de hatta böyle bazı arkadaşlarım bana bozuldu bunu. Başka röportajlarda açıkladım. Hani kimsenin alınmasına, darılmasına gerek yok. Ben zaten takip ediyorum sizi, sevdiklerimi. Hı. Ama takipten çıktım. Bunun da sebebi tamamen stratejik. Özellikle bir şey değil. Beni tanıyan bir insan zaten buna böyle bir şeye müsamaha vermez. Beni tanımayan insan kendi kendine bir tribe girebilir. Zaten beni tanımadığı için tribe giriyordur. Onda da zaten benim işim olmaz. Yurt dışında fiziğini en çok beğendiğiniz rakip? Ya ben kendi halimde bir sporcuyum. Herkes bana rakip olabilir. Yani ben kendimi özel bir yere koymuyorum. Ben bu spora aşık biriyim. Yarıştığım zaman da podyumda babamı tanımam derdim. Aynı şekilde hiçbir zaman podyumu babamı tanımam derken şunu demek istiyorum. Elimden geleni yaparım ne olursa olur ama ben
hani kendime şunu rakip görürüm falan diye böyle bir tribim yok. Peki rakip kısmını kaldırırsak fiziğin en çok beğendiğiniz sporcu? Valla spora ilk başladığım zamanlar Rick Gaspari ve Barry Demey çok hoşuma giderdi. Daha sonra tabii ki Dexter Jackson, yani çok beğenirim. Francis Benfatto, mesela desen ki kafanı kullanacağız, hangi vücuda kafanı monte etmek istersin? Benim için Francis Benfatto tektir. Ondan sonra işi biraz böyle hardcore'a dökersek de felsefe olarak ve hayata bakış açısı olarak iki tane vücut geliştirme sporcusunun hayranıyım. Biri Dorian Yates, birisi Jay Cutler. Evet, yani ikisi de kendi felsefelerini, kendi karizmalarını spora yansıtmış olan ve kendi niyetlerini insanlara empoze edip yüzlerce insana bu sporu sevmesini sağlayan insanlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela örnek vereyim, zamane olimpiyası mesela. Chris Dickerson'a bakıp ben özenmezdim bir vücut geliştirmeci olmayı. Mick Ramey'e bakıp da özenmem vücut geliştirme sporcusu olmayı. William Bonek'e de bakıp özenmem. 90'lı yıllarda bizim zamanımızda bakıp özenilip spora başlanma isteği doğacak çok sporcu vardı. Şimdi o karizmada sporcu yok. Ya Kevin Levron, Flex Wheeler, Dexter Jackson, ondan sonra bunların hepsine baktığın zaman bu tip fiziklere sahip olmak ister insan. O karizmalara sahip olmak ister ama şimdi günümüze baktığım zaman Mr. Olympia'da ilk 6'ya gerçekten hani hiçbiri gibi fiziğim olsun istemem. Çok samimi söylüyorum. Ama saydığım fiziklerin hepsi gibi olmak isterim. Ve tabii ki Türkiye'de de imrendiğimiz, onlar gibi olmak istediğimiz tabii ki başta Ahmet Erünlü, Adnan Sır, Tulu Topa. Bunlar tabii ki çok iç içe olduğum için bunlar benim için bakıp örnek aldığım, geleceğim için adımlarımı atıp örnek aldım sporcu abilerim. İlk kez bir kadınla YouTube videosu çekiyorsunuz. Neden beni tercih ettiniz? Neden Eda Demir'den? Teşekkür ederim bu güzel soru için. Çok güzel bir şekilde teklif ettin. Ve en son yarışmadaki başarının da hemen üstüne olması böyle videoda seninle beraber olmaktan çok keyif alacağımın bir ibaresiydi zaten. Çok güzel sorular gelmiş. Bunları cevapladık. Benim de size bir sorum olacak. Evet. Benim en son yarış performansım hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence kendi başına kararlar verip ondan sonra kendi kendine hazırladığın ve ben de şimdiye kadar en iyi gözüktüğün yarışmaydı. Ondan sonra Adelen'deki volüm, ondan sonra derinlik çok tadındaydı her şey. Çok daha iyi iyisini yapacağını görebiliyorum. Ben çok başarılı buldum. Özellikle çok kısa bir süre içinde kendi bu kadar değiştirebilecek kadar hem sportif bilgiye hem yarışma analizine ulaştığını da gösteriyor bu. Çünkü bu yarışmayı bildiğim kadarıyla tek başına hazırlandın. Evet. Ki bence çok iyi yaptın bunu yaparak. Bence bundan sonra katlanarak performansının artacağını düşünüyorum. Ben nacizane zaten senin kafanda herhangi bir soru olursa hazırlıkla ilgili yanında olmayı isterim. Başarılar dilerim bundan sonrası için. Çok teşekkür ederim hocam. Bundan sonrasıyla ilgili umarım yurt dışında çok güzel birkaç tane yarış planlıyoruz. Umarım hepsi gerçekleşir ve ben de pro kart alırım. İzleyen herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular sormuşsunuz. Takipte kalın, devam edin. Çok güzel içerikler hazırlayarak sizlerle buluşturmaya devam edeceğim. Bu videoda Eda'nın izleyicileriyle beraber hazırladığı soruları cevapladık, sohbet ettik. Güzel geçti. Bir sonraki videoda da zaten kanat antrenmanı yapacağız beraber. Eda onu paylaşacak sizlerle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.